Babacığım, kimin kızıyım ben? Tabii benim kızımsın. Babacığım yalvarırım, artık bana yalan söylemeyin. Bunun bir faydası yok. Size gördüğüm rüyalardan bahsetmiştim, hoş. Bunun rüya olduğuna da emin değilim ya. Biliyorum, siz gelir gelmez böyle bir sual sormam doğru değil ama ben bu suali sormak zorundayım. Ne olur cevap verin baba. Hem benim hem de Alev'in selameti için cevap vermeniz lazım. İmkansız. Baba, neniz var, hasta mısınız? Bir şeyim yok, bir şeyim yok. Sen yalnız bana biraz su ver. Arada sırada böyle hafif bir çarpıntı geliyor. Bu da yaşıma göre normal bir şey tabii. Teşekkür ederim yavrum. Affedersiniz babacığım. Elimde olmadan sizi üzüyorum. Ama ben de öyle ıstırap içindeyim ki. Anlıyorum yavrum, anlıyorum. Sana her şeyi anlatmanın zamanı geldiğini biliyorum. Anlatacağım şeyleri sükunetle dinlersen bu ikimiz için de hayırlı olur. Beni bir yerde buldunuz değil mi? Evet, garip bir yerde, garip bir şekilde. Neresi olduğunu hatırlıyorum. İmkansız, sen o zaman 3 yaşında bile değildin. Ya hatırlıyorum, ya rüyamda gördüm. Annen seni ne diye, yani hangi isimle çağırıyordu? Düşün bakalım. O zamanlar adım Lale değildi, hayır. Hayır, annem bana başka bir adla sesleniyordu. Nahide. Demek o ismini hatırlıyorsun. Şimdi hatırlıyorum. Annem bana Nahide diye sesleniyordu, Nahide İzer. Nahide, Nahide İzer, Cahide İzer. Baba, baba senelerce benden korkunç bir sır sakladınız. Ben o kadının, o korkunç katilin kızıyım, beni onun evinde buldunuz. Seni komşular buldu, annen ortadan kaybolmuştu, nereye gitmişti bilmiyorum. Annen o zamana kadar bir hayli para sahibi olmuştu. Sonradan bir şeyden korkmuş ve evden kaçmıştı. Geride küçücük bir kız çocuğu bırakmıştı. Melek kadar güzel, tatlı, şirin, baş döndüren minicik bir kız. Keşke beni orada bıraksaydınız, orada ölseydim baba. Seni komşular bulmuştu, hayatını onlar kurtardılar. Onların yanında kalmayı tercih mi ederdin? Hayır, hayır tabii tercih etmezdim. Bana daima asıl babammış gibi baktınız, beni sevdiniz. Ama korkunç ev, o katil kadın... Annemmiş, baba demek katillerin kraliçesi Cahide İzer annemmiş. Her insanın hayatında unutmak istediği bazı yerler ve hadiseler vardır. Bunlar artık seni üzmesin. Çocukluğunda olanları unut. Keşke ölseydim, keşke o zaman ölseydim baba. Doğduğun yer, annen hiç de mühim değildi. Sen iyi kalpli, müşfik bir kızsın. Bak kocan seni ne kadar seviyor, Alev de şirin, normal bir kız. Öyle mi baba? Öyle mi babacığım? Alev bir şey mi yaptı yoksa? Alev... Anne, anneciğim! Bebeciğim! Canım evladım! Neden bana öyle bakıyorsunuz? Yüzünü görmek istiyorum da ondan yavrum. Bebeciğim size Gönül teyzemi tanıştırayım. Ben Gönül. Alev'e gösterdiğiniz yakınlığa minnettarım efendim. Alev benim için harikulade bir çocuktur. Bakın ne tatlı yüzü var. Ne var Laleciğim? Hiç... Sevinç'ten babam geldi de... Dedeciğim burada çok kalacak mısınız? Tabii, en aşağı 1 ay buradayım. Lale, seyahat beni oldukça yordu. Odama çıkıp istirahat etsem iyi olacak. Tabii babacığım, Alev size odanızı göstersin. Dedem balkonda odada kalacak evet, değil mi? Evet canım. Hepinize iyi geceler. Seni her tarafta aradım bulamadım, komşulara sordum. Neden arıyorsun beni, ben çocuk değilim ki. Gecenin bu saatinde burada uyunur mu, hastalanacaksın, hadi eve gidelim. Gene eve değil mi? Eve gitmek istemiyorum, anlıyor musun? Benim evimde, yurdumda burası artık. Sulara baktıkça onun hayalini görüyorum. Onunla konuşuyorum. Bunu bana çok mu görüyorsun Yılmaz ha? Görmüyorum Nurhancığım, hava serin, üşüyeceksin, hastalanacaksın diye korkuyorum. Üşümek. Benim içim yanıyor. Sen üşümekten bahsediyorsun. Anlıyorum. Sen üşüyorsun, bana iftira ediyorsun. Hadi öyleyse, gidelim. Hmm.
yapıyorsun orada? Arkana sakladığın paketin içinde ne var? Hiçbir şey yok. Sana o paketin içinde ne var dedim. Atlama söylediği şeyler var. Aç bakayım. Olmaz. Sana aç dedim. Cemal'i bu ayakkabılarla öldürdün değil mi? Söyle. Çocuğun başına bu demirlerle vurdun değil mi? Çocuğun başındaki ay biçimi çürük, ellerindeki çürükler bu yüzden oldu. Bana cevap ver. Evet, ona bu ayakkabılarla vurdum. Başka ne yapabilirdim ki? Onu öldürdün ha? Öldürdüğünün farkında mısın? Kafadan da. Eğer madalyayı bana verseydin pabucu kafasına vurmazdım. Alev. Alev, her şeyi baştan başla sonuna kadar anlat. Cemal öldürdüğünü biliyorum. Onun için yalan söylemeye kalkma. Anlat diyorum. Anlatamam anne. Söyle diyorum, söyleyeceksin de. Hadi çabuk, bekliyorum, anlat. Peki, söyleyeceğim. Hem de doğrusunu söyleyeceğim. Beni okula bıraktıktan sonra otobüse bindik. Şarkı söyleye söyleye yolumuz.